köy yerinden büyüdük. Babayı kaybettik. Bir anam vardı, anam bize bakıyordu. O zaman anam gitti, istedi, aldı, getirdi anasıyla beraber. Anlıyor musun? Şartlar öyleydi. Yani pek iyi değildi şartlar buraya geldiğimize. Her şey buradan düzeldi. Ben işçi olarak geldim buraya. Türkiye'de 15 yaşında evlendim. 15 sene Türkiye'de çalıştım. Hem erkek oldum, hem kadın oldum. Bir daha alıyor ha. Sen sor. Sor. Sağ olsun yine beni getirdi. Burada. Belki de yaşamazdım. Belçika geldim. Yaşamamı öğrendim. Devlet gönderdi işte. Ha öyle kaldım. Kaldım ne diyeyim. En ağırında buraya geldim de. Kurtuldum buradan. Buraya geldik bir Bursalı bir arkadaşıyla beraber. Geldik. Dedim arkadaş sen bilmiyorsun. Ben de bilmiyorum. Dil bildiğimiz yok. Başımızı sokalım da ne bokumuz olsun dedi. Tamam buraya geldim ve bak Brüksel'e geldik. Brüksel'de bizi ayırdılar. Dediler sakın dediler buraya bakma. Uçağa bakma dediler. Devam edin siz dedi. En az notlanlar devam edin dediler. Buraya gelmiş. Kimisi Mişerona gitti. Kimi bilmem nereye gitti. Hadi dağıttılar. Brüksel'de ildimize bir soğuk bir soğuk böyle rüzgar atıyordu. Konsolos geldi bizi karşılamaya biliyor musun? O zaman dedi, eğer dedi şarbonajda çalışmazsanız geri sizi Türkiye'ye götürürüm, yani gönderirim biliyor musun? Ama buraya geldi, bizim arkadaşlarda kimse olmadı. Hatta ben duydum biliyor musun? Bazılar geldi, madene girmek istemedi, çalışmadılar. Türkiye'ye gittiler çoğuları biliyor musun? Peki siz hangi zamandaki, hangi hayatınızda en çok üzüldünüz ve hangi zamanda mutlu oldunuz? Ben önce de var ya, şarmonide çalışıyorduk. Hayat nedir bilmezdik. Para nedir bilmezdik. Elbise nedir bilmezdik biliyor musun? Ondan sonra öğrendik, hayat değişildi. Elbise giymeyi öğrendik, gezmeye öğrendik, yemeye öğrendik, gezmeye öğrendik.